Evet, biliyorsunuz daha önce bir mahkumiyet kararı gerekçe gösterilerek, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı gerekçe gösterilerek milletvekilliği düşürülmüştü Sayın Yüksekdağ'ın. Bu işlem 21 Şubat'ta gerçekleşti. Bize göre bu tamamen hukuksuz bir işlemdi. Aslında hukuksuzluklar silsilesi ta en başa kadar uzanıyor. Ortada hukukla açıklanabilecek herhangi bir durum olmadığını bu garabetler zaten bizatihi gösteriyor. Bize göre bu işlem bir siyasi operasyondur. Bu operasyon uzun süredir yürürlükte olan bir darbe planının bir halkasıdır, önemli bir dönemecidir. Buna rağmen hukuksal ayrıntıları da mümkün ölçüde özetleyerek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu ayrıntılar operasyonun siyasi niteliğini çok daha açık ortaya koyduğu için önemlidir. Yoksa mesele hukuksal bir mesele değildir. Apaçık siyasi bir meseledir. Karşımızda bulunan işlem siyasi operasyondur. 7 Haziran'da başlayan, 7 Haziran'ın ertesinde başlayan siyasi darbe planının dediğim gibi son derece kritik bir aşamasını oluşturmaktadır. Sayın Yüksekdağ hakkında bu vekilliğin düşmesine gerekçe olarak kullanılan karar zaten daha önce dokunulmazlığı kaldırılmadan açılmış bir davada verilmişti. Hukuksuzluklar orada başlıyor. Bu davada verilen karar da tamamen keyfi bir yoruma dayanıyordu. Bu yoruma göre Sayın Yüksekdağ'ın bir anmaya katılmış olması terör eylemlerine tahrik ve teşvik niteliğinde bir propagandadır. Öyle demişti ilk derece mahkemesi. Oysa böyle bir olayın terör eylemlerine, şiddet eylemlerine tahrik ve teşvik sayılması bir yana propaganda olarak bile kabul edilmemesi gerekiyor. Çünkü hem Anayasa Mahkemesi'nin hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda içtihatları var. Yargıtay'ın da içtihatları var. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu gibi durumlarda ceza verilmesini kesinlikle ifade özgürlüğüne aykırı buluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Anayasa'nın 90. maddesi gereği iç hukukumuzun bir parçasıdır zaten. Mahkeme, ilk derece mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hiçe saymıştır. Yargıtay'ın daha önceki içtihatlarını hiçe saymıştır. Yargıtay da kendi önüne geldiğinde bu dava kendi içtihatlarını yok saymış. Onun da ötesinde bağlayıcı olması gereken aynı içtihatlarına da hiçbir şekilde değer vermemiştir. Yani baştan sona bir keyfi yorum yoluyla, keyfi uygulamayla Sayın Yüksekdağ hakkında 10 aylık bir mahkumiyet kararı verilmiş ve Yargıtay'da kesinleşmiştir. Şimdi bu karar meclise geldi, daha doğrusu Başbakanlığa iletildikten sonra Meclis Başkanlığı'na iletilecekti. İletildi ancak Meclis Başkanlığı'nın bu kararı okumaması gerekiyordu. Çünkü Anayasa'nın 84. maddesine göre okunacak nitelikte bir karar değildi. Meclis Başkanlığı da burada tamamen yetkilerini aşan bir işlem yaptı. Ardından bir oldu bitti yaratarak karar okundu ve Sayın Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü. Bütün bunlar olurken tabii ki biz hukuksal yolları işletmeye başladık. Dün itibariyle Meclis Başkanlığı'nın kararına karşı idari yargıda yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtık. Bu işlem bir yasama işlemi değil, Meclis Başkanlığı'nın bir idari tasarrufudur. O nedenle idari yargıda denetlenmelidir. Bu gerekçeyle biz de dün onun idari yargıya başvurumuzu yaptık ve 10. İdare Mahkemesi, Ankara 10. İdare Mahkemesi'ne dosya havale edildi. Ayrıca zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan başvurularımız var. Bu başvurulara da ek beyan olarak son durumu ilettik. Yani Sayın Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemini de anında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dosyalarımıza ek beyan olarak ilave edilmek üzere ulaştırdık. Şimdi bu süreç yürümekteyken dün parti genel merkezine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından bir yazı geldi. Bu yazı da milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra Sayın Yüksekdağ'ın HDP üyeliğinin ve HDP eş genel başkanlığının düşürülmesine ilişkindir. Değerli basın mensupları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da keyfilikler zincirine büyük bir halka eklemiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın böyle bir bildirimde bulunma yetkisi yoktur. Çünkü bundan önceki uygulamalara da baktığımızda eğer bir yönetim kurulu üyesinin, partinin merkez organlarının bir üyesinin parti üyesi olmaya engel bir durum ortaya çıkarsa yapılan işlem şudur: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı parti genel merkezine durumu bildirir, gereğini parti genel merkezinin yapmasına bırakır. Şimdiye kadar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın doğrudan doğruya üyeliği düşüren bir işlemiyle karşılaşılmamıştı. Bu da bir ilktir. Bu da çok açık gösteriyor ki ortada herhangi bir hukuksal süreç söz konusu değildir. Söz konusu olan apaçık bir siyasi operasyondur. Tekrar tekrar bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu operasyonun çeşitli nedenleri vardır. Parti temsilcilerimiz zaten bununla ilgili açıklamalar yaptılar ama kısaca ben de bu değerlendirmeleri özetleyen bir açıklama yapmak istiyorum. Bir defa Sayın Yüksekdağ'ın bu şekilde hedef alınması tesadüf değildir. HDP'ye yönelik siyasi darbe planının çok önemli bir unsurudur. Sayın Yüksekdağ'ın hedef alınması Suruç katliamında başlayan süreçten bağımsız değildir. Suruç katliamının amacı HDP fikrinin dinamitlenmesiydi. HDP'nin Türkiye halklarıyla ve Türkiye'den çeşitli siyasi kesimlerle birlikte yola çıkan bir güçlü aktör olması fikrine karşı bir operasyondu Suruç katliamı. Ankara Garı katliamı da aynı amaçlarla gerçekleştirilmişti. Halkların ve farklı çevrelerin, özellikle Kürtlerin Türkiye halklarıyla, Kürt siyasi hareketinin Türkiye sol dinamikleriyle buluşmasına karşı yapılmış bir operasyondu orada. Çünkü hem Suruç'ta hem Ankara Garı'nda bir araya gelen insanlar ve o bir araya geliş nedenleri tam da buydu. Buna karşı yapılmıştı bu saldırı. Sayın Yüksekdağ sadece bir eş genel başkan değildir. Aynı zamanda HDP fikrini bu şekilde cisimleştiren çok güçlü bir simgedir. Çok güçlü bir HDP bileşenidir. HDP'yi var eden bileşenlerin en önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle Figen Yüksekdağ'ın özel olarak hedef alındığını söyleyebiliriz. Yüksekdağ'a hedef almak, HDP fikrini yok etmek gibi bir niyeti açığa çıkarıyor. Bakın, açıkladım, başından sonuna en ufak bir hukuksallık kaygısı gütmeyen bir süreç işletiliyor. Hukuk kurallarına uymayı asla aklından geçirmeyen bir silsile söz konusudur. İşlem silsilesi söz konusudur. Bu kadar apaçık keyfilik, hukukla temellendirme ihtiyacı bile duymayan bir pervasızlıkla karşı karşıyayız. O nedenle bunun herhangi bir işlem olarak HDP'ye yönelen baskıların sıradan bir unsuru olarak nitelenmesi doğru değildir. Özel bir durumla karşı karşıyayız. Şüphesiz aynı keyfilikler başka üyelerimize, başka yöneticilerimize de yönelebilir. Ama ilk sırada açıkça Figen Yüksekdağ'ın tek başına hedef alınması özel bir niyetin göstergesidir. Bunun altını çizmek istiyoruz. Öte yandan HDP bütün bu saldırılara birliğini sapasağlam koruyarak direnmektedir. Başından beri bütün HDP içindeki çevreler, bütün farklılıklar bizim büyük bir zenginliğimiz olmuş, direnişimizin asıl kaynağı haline gelmiştir. Bizi var eden farklılıkları bir araya getirmemizdir. Halkların, inançların ve farklı görüşlerin bir arada bulunması olmuştur. Bu bir arada bulunmayı belki sarsmak gibi bir niyet sergilenmiş iktidar tarafından. Asıl bu birlik hedef alınmış ama gördüğünüz gibi HDP eş genel başkanları dahil milletvekilleri tutuklanmasına, yüzlerce, binlerce il, ilçe yöneticisi zindanlara atılmasına rağmen birliğinde en ufak bir sarsıntı yaşamamış, tam tersine birliğini sonuna kadar korumuş, daha da güçlendirmiştir. O nedenle bu operasyonun HDP fikrini zedelemesi, HDP fikrini sarsmasını söz konusu olamaz. Bu beklenti içinde olan iktidar çevreleri kesinlikle yanıldıklarını göreceklerdir. Öte yandan Figen Yüksekdağ iktidar tarafından atanmış bir milletvekili değildir. Halkın iradesiyle seçilmiş meşru bir temsilcidir. Onun vekilliğini ona bu yetkiyi veren halktan başka hiç kimse elinden alamaz. Bunun dışında yapılan vekilliği düşürmeye yönelik her işlem bir halk iradesi gaspıdır. Aynı şekilde parti üyeliğinin ve parti eş genel başkanlığının düşürülmesi de bu gaspın devamıdır. Biz bu gaspı tanımıyoruz. Halk iradesine yönelik gasp anlamına gelen bu işlemleri tanımıyoruz. Figen Yüksekdağ bizim milletvekilimizdir. Figen Yüksekdağ bizim eş genel başkanımızdır. Öte yandan bir noktayı da mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Tam da bu vekilliği düşürme işlemleri süreci, parti üyeliğini ve eş genel başkanlığını düşürme süreci Dünya Emekçi Kadınlar Haftası'na denk getirildi. Bu hafta içinde kadın iradesinin, kadın mücadelesinin daha da güçlü, yükseldiği bir döneme denk getirildi. Bu tesadüf değil. Çünkü Figen Yüksekdağ aynı zamanda kadın iradesini, mücadelesini, kararlılığını temsil eden bir önemli siyasetçiydi. Mevcut partiler arasında tek kadın genel başkandı, eş genel başkandı. Bu saldırı aynı zamanda kadın mücadelesine, aynı zamanda kadınların direnme iradesine yönelik bir saldırıdır ama en tehlikeli icraatı iktidarın da kanınca budur. Kadın iradesine saldırmak sonun hızlanması anlamına gelir. Kadınların direnişi, mücadelesi nice despotları, nice diktatörleri tarihin çöplüğüne gömmüştür. Bu olayda da bundan farklı bir sonuç beklemek için hiçbir sebep yoktur. Tekrar söylüyoruz. Figen Yüksekdağ milletvekilimizdir. Figen Yüksekdağ eş genel başkanımızdır. Bu işlemlerin, onun milletvekilliğini ve üyeliğini düşürmeye yönelik işlemlerin hiçbir geçerliliği ve meşruiyeti yoktur. Sorularınız varsa cevaplamaya hazırız. Yoksa basın toplantımızı burada sonlandıracağız. Tutuklu milletvekilleriyle ilgili meclis ilk kez bir adım atıyor anladığımız kadarıyla. Meclis başkanı hukukçulardan, uzmanlardan doğru bir heyetle görüşecek, bir ekip oluşturup bu durumla ilgili bir değerlendirme yapacak herhalde. Bu bir ilk adım mı? Nasıl değerlendiriyoruz? Ortada adım falan görmüyoruz açıkçası. Süreç zaten siyasi bir merkezden yönetiliyor. Bu siyasi merkezin adresini de herhalde sürekli tekrar ettiğimiz için açık söylemeye gerek yok. Cumhurbaşkanlığı merkezli bir siyasi operasyondur bu. Bu operasyona karşı ne mecliste ne de başka kurumlarda bir itiraz ortaya çıkmamıştır. Belki bir parça Avrupa'ya üye olunan, Avrupa'da ve dünyada üyesi olduğumuz kuruluşlara karşı göz boyama amacıyla bu tür işlemler başlatabilirler. Ama bunlardan bir sonuç çıkacağını beklemiyoruz. Buyurun. Konu dışında referandumla ilgili. Hiçbir başka soruya girmeyelim. Sonra dağılıyor. Asıl konumuz budur. Diğer konularla ilgili zaten açıklamalar yapılıyor, yapılacak. Hocam yeni bir eş başkan. Bizim şu an bütün bunlar gündemimizin dışındadır. Gündemimizde bunların hiçbiri yoktur. Figen Yüksekdağ bizim eş genel başkanı.